Sayın Avukat Mehmet Serhan Özdemir, Sayın Avukat Altan Liman ve Sayın Avukat Çiğdem Yorulmaz'a sözü veriyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu kariyer zirvesinin son oturumu. O yüzden hepinizin yorgun olduğunu düşünerek kısa bir oturum yapacağız. Sorulara ağırlık vereceğiz. Ve sizle iş hukuku alanında paylaşımlarda bulunacağız. Ben öncelikle sözü Çiğdem Hanım'a vermek istiyorum. Buyurun Çiğdem Hanım. Herkese merhaba demek istiyorum öncelikle. Böyle bir oturumda birlikte olmaktan dolayı çok memnunum. Bugün paylaşımlarımız genelde iş hukukunun temel özellikleri, iş yargısında ortaya çıkabilecek sorunlar, dikkat edilmesi gereken noktalar, özellikle yargılama usulü konusunda bir takım bilgiler içerecek tebliğim. Umarım faydalı olacaktır hepiniz için. Yalnız özellikle belirtmek istediğim nokta şu, ben temel özellikleri belirttikten sonra iş hukukuyla ilgili aklınıza gelen veya ders sırasında karşılaştığımız somut bir uyuşmazlık olabilir ya da eşinizden, ailenizden veya bir yakınınızın başına gelen bir olay olabilir. Bunu somut bir duruma dökersek ve soru olarak yöneltirseniz çok daha faydalı bir oturum olacağını düşünüyorum. Öncelikle iş hukuku kavramı noktasında şunu belirtebiliriz. İş hukuku özel hukuk bir sözleşmedir. Özel hukuka bağlı bir sözleşmedir. Ve hizmet sözleşmesine dayanan, bağımlı çalışmayı ortaya koyan bir kurallar bütünüdür. İş hukuku yalnızca hizmet sözleşmesinin tarafları, yani çalışan ve çalıştıran arasındaki ilişkiyi düzenlemez. Bunun yanında bağlı örgütler ve devlet arasındaki çalışmaları da içeren bir sözleşmedir. Dolayısıyla iş hukukunu sadece bireysel iş hukuku olarak değil, aynı zamanda kolektif iş hukuku ya da toplu iş hukuku olarak da belirtmek gerekir. Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku kavramlarına birazdan değineceğiz ama öncelikle şunu belirtmek lazım. Acaba iş hukukunun temel özellikleri nedir? İş hukukunun iş yargısında uyguladığımız bir takım temel özellikler var. Bunlardan birisi işçinin korunması gereği. İşçinin bağımlı olarak çalıştığı ve ekonomik olarak güçlü olan işverene karşı korunması gerektiği belki derslerde de gördüğünüz önemli noktalardan biri. Neden biz işçiyi koruma ihtiyacı hissediyoruz? Çünkü ekonomik olarak hem işveren güçlü hem de işçi bağımlı olarak, bu bizim iş hukukunun temel özellikleri arasında belirttiğimiz nokta, aynı zamanda kavramda da belirttiğimiz bağımlı çalışmayı gerektiren noktayla aynı. İşçi bağımlı olarak çalışıyorsa ve ekonomik olarak da güçlü olan işverenin yanında çalışıyorsa dolayısıyla korunmayı da gerektirecektir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013 tarihinde verdiği bir kararda iş hukukunun doğuş ve gelişiminin temel nedeni iş ilişkilerinde güçsüz durumda olan işçinin korunmasıdır demek suretiyle bu temel özelliğe atıf yaparak bir karar vermiştir. Başka Yüksek Yargıtay'ın başka verdiği kararlarda da bu husus vurgulanmıştır. Hatta İş Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu'nun içerisinde de işçinin korunmasını gerektiren bir takım mutlak emredici düzenlemelerin de yer aldığını görmekteyiz. Bunların başında en önemli düzenlenen hüküm çalışma süreleri içerisinde yer alan hafta tatiline ilişkin gelen düzenlemedir. Bu düzenlemede eğer işçi haftanın 7 günü çalışmışsa bir günü hafta tatil günü kabul edilir ve işçi çalışmaksızın hafta tatil ücretine hak kazanır. Peki bu durumda işçinin hafta tatil günü çalışmasının sonuçlarını biz iş kanununda düzenlenmemiştir. Peki bunun gerekçesi ne olabilir? Çünkü anayasal bir dinlenme hakkıdır hafta tatil gününde işçinin dinlenmesi. Dolayısıyla biz burada işçiyi koruyucu bir düzenleme getiriyoruz. Diyoruz ki ey işveren, haftanın 7 günü işçiyi çalıştıramazsın. Bir diğer düzenleme ara dinlenme sürelerinde dikkatimizi çeker. Bu düzenlemede ise işçi ara dinlenme sürelerin işçi çalışma süresi içerisinde ara dinlenme kullanır. Ara dinlenme kullanmaksızın bir işçiyi çalıştırmak mümkün değildir. Ancak uygulamaya baktığımız zaman bunun süresini işveren ve işçi birlikte oturarak kararlaştırırlar. Bu yarım saat olabilir, 45 dakika olabilir, 1 saat olabilir. Eğer yargılama aşamasında bu dosyaya yansımışsa, yani dosya kapsamındaki delillerle biz ara dinlenme süresini tespit edebiliyorsak, bu ara dinlenme sürelerine göre işçinin çalışma süresini belirleriz. Eğer ara dinlenme süresi
Dosya kapsamından anlaşılamıyorsa, delil durumundan anlaşılamıyorsa, bu durumda Yüksek Yargıtay'ın ilke kararlarında vurguladığı gibi, eğer 7,5 saatle 11 saat arasında çalışan bir işçi ise 1 saat, 11 saati aşan, bu yeni bir düzenleme, 14 saate kadar olan çalışmalarda 1,5 saat, 14 saati aşan çalışmalarda ise işçinin günlük çalışma süresinden 2 saat ara dinlenme süresi düşüyoruz. Peki bu ara dinlenme süresi dediğimiz kavram sadece yemek ve çay molalarını içermiyor elbette. Çünkü 1-2 saatlik sürenin işçinin sadece yemek arası olarak değerlendirilmesi mümkün değil. Biz bunu işçinin yemek, çay molası ya da zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için geçirdiği zaman olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla burada da 4857 sayılı İş Kanunu'nun ara dinlenmeler konusunda işçiyi koruyucu bir düzenleme getirdiğini görüyoruz. İş Kanunu'nun diğer temel özelliği nispi emredici kuralların çoğunlukta düzenlenmesidir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun içeriğine baktığımızda bildiğimiz gibi hukuk kuralları aksinin kararlaştırılıp kararlaştırılmayacağına göre nispi ve emredici hukuk kuralları olarak ikiye ayrılmaktadır. Nispi emredici kuralların çok daha yoğunlukta olduğunu görmekteyiz. Peki bundan ne anlamamız gerekiyor? Emredici hukuk kuralları nispi ve mutlak emredici hukuk kuralları olarak ikiye ayrılmaktadır. Nispi emredici kurallar işçi lehine değiştirilebilecek hukuk düzenlemesidir. Örneğin yasal asgari ücretin altında bir ücret belirlenmesi mümkün değil. Ama işçi lehine olmak suretiyle yasal asgari ücretin üzerinde bir ücret belirlenmesi elbette ki mümkündür. Ancak bazı düzenlemeler vardır ki bunlar işçinin lehine olsa dahi değiştiremeyiz. Bunlar 4850, buna örnek olarak verebileceğimiz 4857 sayılı kanun, iş kanunun 20 son maddesinde düzenlenen iş güvencesi hükümlerinden biridir. İş güvencesi hükümlerine baktığımızda iş güvencesinden yararlanacak bir işçinin işe başlatmama tazminatı ya da boşta geçen süre ücretinin miktarını işçi lehine olsa dahi artırmamız mümkün değildir. Bu mutlak emredici bir düzenlemedir. Ancak çoğunluğuna baktığımızda iş kanundaki düzenlemelerin büyük bir çoğunluğunun nispi emredici olduğu, yani işçi lehine değiştirilebileceğini görmekteyiz. İşçi lehine yorum geçerlidir iş kanunu, iş hukukunda. Bu da bir diğer temel özelliktir. Herhangi bir kuralın anlamında tereddüt varsa bu durumda işçiyi koruma ihtiyacı işçi lehine yorum ilkesinde ön planda tutmaktadır. Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 13.4.2000 tarihli bir kararında delillerin hüküm vermeye yeterli olmadığı ya da kesinlik göstermediği durumlarda işçinin korunması ve işçi lehine yorum ilkelerinden hareket edilmesi gerekir demek suretiyle işçi lehine yorum ilkesinin iş hukukunun özellikleri arasında olduğunu belirtmiştir. Diğer bir temel özellik, işçinin kişiliği bizim için önemlidir. Neden? Çünkü Borçlar Kanunu'ndaki diğer sözleşme ilişkilerinden farklı olarak, örneğin satım veya kira sözleşmesinden farklı olarak, işçi ile işveren arasında sadakat, işçiyi gözetme borcu gibi bir takım yükümlülükler de beraberinde gelmektedir. Dolayısıyla işçinin kişiliği bizim için önem taşır. Yönetime katılmak mümkündür. Bu da iş hukukunun diğer temel özelliklerinden biridir. Ancak biz bunu Türk mevzuatında sadece toplu iş sözleşmesi, yani TİS kapsamında görmekteyiz. Batı ülkelerinde daha gelişmiş bir uygulama şekli vardır ülkemize göre. Yönetime katılma ülkemizde TİS kapsamında sağlanır. İş yerlerinde işçi ve işveren temsilciliklerinden oluşan bazı kurullar öngörülmekte ve belli ölçülerde yönetime katılma sağlanmaktadır. Aynı zamanda iş hukuku karma nitelikteki bir hukuk dalıdır. Yani özel hukuk sözleşmesidir derken aynı zamanda kamu niteliği de taşımaktadır. Bunu da bazı durumlarda yoğun biçimde devlet müdahalesi şeklinde de görmekteyiz. İş hukukunun kaynaklarını özel kaynaklar ve resmi kaynaklar olarak ayırabiliriz. Özel kaynaklar derken burada kastettiğimiz nokta birincisi toplu iş sözleşmeleri. Bizim için büyük önem taşır. Bunlara birazdan tekrar değineceğim. İş sözleşmesi ve iş sözleşmesinin eki niteliğindeki örneğin personel yönetmeliği ve benzeri iç yönetmelikler ya da iş yeri uygulamaları. Eğer bir olgu iş yerinde devamlılık arz ediyorsa biz bu durumda bunu iş yeri uygulaması kabul ediyoruz. Bunu biraz daha açmak gerekirse şöyle bir örnek verebiliriz. İş yerinde 3 yıl hizmet akdiyle çalışmış olan bir işçiyi düşünelim.
3 yılın sonunda işçi, işveren dedi ki ben size yemek yardımı sağlayacağım. O zamana kadar hiçbir işçi yemek yardımından yararlanmamış. Yani öğle yemeğini kendi bütçesinden sağlayarak yemiş. Yemek yardımı sağlanmaya başlamış. Bakıyoruz 1 ay, 2 ay, 3 ay bu şekilde devamlılık arz etmişse artık bu yemek yardımı iş yeri uygulamasıdır ve işçi için sağlanan bir sosyal yardım olarak kıdem ve ihbar tazminatının hesabında giydirilmiş ücrette dikkate alınması gerekir diyoruz. İş yeri uygulamasından kastettiğimiz nokta budur. Ya da çalışma saatleri değiştirilmiş olabilir. İşçi 12 saatlik bir vardiyada çalışıyordur. Ancak daha sonra bir vardiya değişikliğiyle bu 8 saatlik vardiyaya geçirilmişse artık bu devamlılık arz eden bir uygulamaysa bu da bir iş yeri uygulamasıdır ve çalışma süresi bundan sonra işçinin 8 saat olarak tespiti gerekir. Resmi kaynaklar ulusal ve uluslararası kaynaklar olarak ikiye ayrılır. Ulusal kaynaklardan kastettiğimiz anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, anayasa mahkemesi kararları, yüksek yargıtay içtihadı birleştirme kurulu kararlarıdır. Öğreti yardımcı kaynak niteliğindedir, ulusal bir kaynak değildir. Resmi kaynaklar arasında belirtebileceğimiz uluslararası kaynaklar ise çok taraflı veya iki taraflı uluslararası anlaşmalarla kabul edilen kaynaklardır. Ancak bunlar Anayasa Mahkemesi'nin anayasanın 90. maddesindeki yapılan değişiklikle artık ulusal kaynaklarımızın üstünde bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla ortada bir çelişki varsa iki taraflı veya çok taraflı uluslararası anlaşma bizim için bağlayıcıdır. İş hukukunun uygulama alanı 3 başlık altında toplanılabilir. Konu bakımından uygulama alanı, yer ve kişi bakımından uygulama alanı. Konu bakımından uygulanma alanı bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak belirtebiliriz. Bireysel iş hukuku, tek işçi ve işveren arasındaki gerçekleşen hukuki uyuşmazlıklarda söz konusu olur. Bireysel iş hukukuna 4857 sayılı iş kanunu, yahut duruma göre basın iş kanunu ya da deniz iş kanunu hükümleri uygulanır. Borçlar kanunun hükümleri boşluk olması durumunda hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri bizim için uygulama niteliği taşır. Toplu iş hukuku, sendikalar hukuku ve toplu sözleşme hukuku olarak iki başlık altında toplayabiliriz. Sendikalar hukuku, işçi ve işveren sendikaları ile onların üst örgütleri olan konfederasyonların işleyişi, çalışma koşulları, çeşitli sendikal güvencelerini kapsar. Toplu sözleşme hukuku ise toplu iş sözleşmesi adı verilen yani kısaltılmış olarak söyleyebiliriz TİS adı verilen kolektif nitelikteki norm sözleşmesinin yapılışı, kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi konularını kapsar. İş yargılaması hukuku iş konusunda kısaca bir bilgi vereceğim en azından yargılama usulünü de bilmeniz açısından. İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde özel yargı yeri iş mahkemeleridir. 5521 sayılı kanun 1950 yılında yürürlüğe girmiştir ve bu tarihten itibaren de biz iş mahkemeleri kanunu iş yargısında uyuşmazlıkların çözümünde yargı yeri olarak kullanmaktayız. İş mahkemeleri yalnızca elbette işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin çözümü için bir yargı yeri değildir. Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu, sendikal uyuşmazlıklar ya da Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki uyuşmazlıklarda da yargı yeridir. İş yargılaması bir hukuk yargılaması olup elbette ki boşluk bulunması durumunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır. İş mahkemelerinde tek hakim görev yapar. Aynı yerde eğer birden fazla iş mahkemesi varsa bu durumda bu bir görev paylaşımı değil ancak bir iş paylaşımı olarak mevcuttur ve bu şekilde uygulanır. İş mahkemesinin kurulmadığı yerlerde ise o yer asli hukuk mahkemesi iş mahkemesi sıfatıyla yargılamayı yapacaktır. Yer bakımından uygulama alanı iş mahkemesi, iş hukuku yer bakımından iş yeri ve işletme de uygulanır. 4857 sayılı kanun iş kanunun ikinci maddesinde iş yeri kavramının tanımı yapılmıştır. İş yeri işveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime denilmektedir. İşverenin iş yerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler, örneğin dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma gibi ve benzeri eklentilerde iş yerinden sayılır.
İşletme ve grup oluşturan iş yerleri ise toplu iş hukuku bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Ancak iş yeri ve işletme kavramının bu tebliğ konusu içerisinde yer vermeyeceğiz. Çünkü bu bir ayrı bir tebliğ konusu olabilecek kadar kapsamlı bir konu. Kişi bakımından uygulama alanı dediğimizde iş hukuku kurallarının kapsamına işçi, işveren, işveren vekili ve alt işveren dahildir. Bunların tümünün tanımı da yine 4857 sayılı kanunun ikinci maddesinde yapılmıştır. 4857 sayılı iş kanunu ikinci maddesine göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kamu kurum ve kuruluşlarına da işveren denilmektedir. Aynı maddede işveren vekilinin tanımı da yapılmıştır. İşveren vekili, işveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimse demektir. İşveren vekili bu sıfatla işçilere karşı işveren gibi yükümlüdür ve sorumludur. 6356 sayılı sendika ve toplu iş sözleşmesi kanununda da işveren vekilinin tanımı yapılmıştır. Ancak bu iş kanunundaki tanımdan biraz farklılık arz etmektedir. 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunun ikinci maddesine göre işveren adına işletmenin bütününü yönetenler işveren vekili olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla burada önemli olan nokta her uyuşmazlığı ilişkili olduğu kanundaki düzenlemeye göre değerlendirmek gerekir. Alt işveren ilişkisi de yine aynı maddede düzenlenmiştir. Bir işverenden iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçileri sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran diğer işverenle iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye biz asıl işveren alt işveren ilişkisi diyoruz. Buna örnek vermek gerekirse hani kavram olarak belki birazcık soyut kalabilir. Örneğin bir hastane düşünelim. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastane. Temizlik işini alan firma burada alt işverendir. Çünkü işverenin işveren olan hastanenin yardımcı işi niteliğindeki temizlik işinde işini alan ve bu işte çalıştırdığı işçiler alt işverenlik ilişkisinin işçisidir. Ve asıl işveren ve alt işveren işçinin işçilik haklarından birlikte sorumlu olacaklardır. İş mahkemelerinde görev. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 5. maddesinde iş mahkemelerindeki görev belirtilmiştir. Bir işçi açacağı davada ya işvereninin ikamet adresinde ya da en son çalıştığı yer iş mahkemesinde davayı açabilir. Örneğin işverenin merkezi İstanbul. İşçi Ankara'da çalışıyor. Bu durumda işçi davasını ya Ankara'da en son çalıştığı yer mahkemesinde ya da işverenin ikamet adresi olan İstanbul'daki bağlı olduğu yer iş mahkemesinde bu davayı açabilecektir. İş veya toplu iş sözleşmesinin tarafları davalının yerleşim yeri ve işin yapıldığı yer dışındaki bir mahkemenin yetkili olduğunu kararlaştıramaz. Çünkü buradaki düzenleme bizim için emredici bir düzenlemedir. İş mahkemesinin yetkisi kamu düzeniyle ilgili olduğundan davalı tarafça süresinde yapılmasa da hakim tarafından kendiliğinden bu husus gözetilmelidir. Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 26 Mayıs 2008 tarihli kararında bu hususu vurgulamıştır. İş mahkemelerinde uygulanan yargılama usulüne gelince, Mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu döneminde İş Mahkemeleri Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca sözlü yargılama usulü uygulanmaktaydı. Ancak Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda getirilen düzenlemeyle artık iş mahkemelerinde basit usulü uyguluyoruz, basit yargılama usulünü uyguluyoruz. İş mahkemelerinde davacının dava açmasıyla açılabileceği gibi, İş Mahkemeleri Kanunu'nun 10. maddesi gereği idari yol uyarınca yani Çalışma Bölge Müdürlüğü tarafından da açılabilir. İşçinin oraya yapılacağı bir müracaatla İş Mahkemeleri Kanunu 10. maddesi gereğince Çalışma Bölge Müdürlüğü de bu davayı işçi adına açabilir. Basit yargılama usulü de yazılı usulde olduğu gibi dava dilekçesiyle açılır ve davaya cevap da yine dilekçeyle olur.
Basit yargılama usulünde taraflar yazılı yargılama usulünden farklı olarak cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi vermezler. Basit yargılama usulünde taraflar dilekçeleriyle birlikte tüm delillerini de ibraz etmek durumundadırlar. Bildirmedikleri bir delil ancak karşı tarafın muvafakatıyla ileri sürülebilir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu basit yargılamada davaya cevap için 2 haftalık süre tanımıştır. Basit yargılama usulünde ilk itirazlar ve zaman aşımı savunması 2 haftalık cevap süresinde, ek süre verilmişse 2 hafta geçirilmeden verilecek cevap dilekçesinde ileri sürülebilir. Basit yargılamada iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağın düzenlenen hüküm nedeniyle ilk itirazlar ve zaman aşımı cevap dilekçesinde ileri sürülmediyse sözlü usulden farklı